Halk arasında mayasıl veya basur olarak bilinen bir rahatsızlık, bir hastalıktır hemoroid. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Özgür Kaya, hemoroid ile ilgili World Türk mikrofonlarına konuştu, hastalık hakkında bilgiler verdi. Özgür Kaya, hemoroid nedenlerini ve belirtilerini anlattı. Şimdi hemoroid makat bölgesinde dışkının rahat ilerlemesi için normalde bulunması gereken damarsal bir yapı ağıdır. Bu hemoroidal damarlar denir bunlara. Bu damarlarda fazla miktarda kan birikmesi, işte pıhtı oturması gibi durumlarda hemoroidal hastalıklar oluşur. Eğer ileri evre hemoroid ise bu, burada enfeksiyon gelişme riski de var. Çünkü açık bir damar dokusu var orada ve enfeksiyona yatkın bir haldedir burası. Artık anal bölgede abselere neden olabilir. Onun dışında ciddi kanamalara neden olabilir. Hastanın daha önceden bir kan düşüklüğü varsa bu daha çok etkiler hastayı. Bu yüzden hayati tehlike de doğurabilir bazı hastalarda. Ama daha ziyade sosyal sıkıntılar, ağrı ve böyle defekasyon sonrasında oluşan kanama şikayetleriyle hastalarımız başvuruyor bize. Operatör Doktor Kaya, hemoroidde tanı ve tedavi yöntemlerini de anlattı. Özgür Kaya, hastalık tedavi edilmezse nelere yol açar sorusunu da yanıtladı, uyarı ve önerilerini sıraladı. Tanıda öncelikle hastamızın anamnezini alıyoruz, şikayetlerini dinliyoruz. Daha sonra fizik muayene çok önemli. Fizik muayenede hemoroidlerin evrelemesini yapıyoruz. 4 evre hemoroid vardır, evre 1, 2, 3, 4 şeklinde. Dış hemoroidler ve iç hemoroidler vardır. Bazı durumlarda hastaya rektoskopi ya da kolonoskopi yapmak gerekebiliyor. Endoskopik bağırsağın iç kanalını görmek için endoskopik inceleme yapmak gerekebiliyor. Ama genellikle fizik muayene yeterli oluyor. Burada evreleme yapıyoruz önce. Evre 1 hemoroidde makat bölgesinde şişlik damar pakeleri gözükür. Evre 2'de biraz daha dışarı bombe şeklindedir bunlar. Evre 3'te artık hemoroid pakeleri dışarı doğru çıkar ama kişi kendi bunları eliyle içeri atabilir. Evre 4'te de artık hemoroid pakeleri dışarıda bir karnabahar görüntüsü şeklinde dışarıda kalır ama hasta kendisi içeri atamaz bunları. Mutlaka bir hekim müdahalesi gerekir. Tedavi yöntemleri hemoroidin tipine, sayısına göre değişiyor. Evre 1, 2 ve seçilmiş vakalarda evre 3'te lazer hemoroid tedavisi güzel, etkin ve güvenli bir tedavi yöntemi. Onun dışında daha ileri hemoroid hastalıklarında da çeşitli cerrahi yöntemler var. İşte eksizyon yapılabiliyor, açık cerrahiler vardır. Ligaşur dediğimiz özel aletlerle oradaki hemoroid pakeleri çıkartılabiliyor. Onun dışındaki görsel olarak da deformasyonlarda eksizyonlarla, yani o dokuların çıkartılmasıyla düzeltilebiliyor. Bunu geciktikçe, önlemini almadıkça bu hemoroidin evresi ilerler. İlerlediği zaman müdahale şansı, lazeri müdahale şansını kaybeder hasta. Açık cerrahi yapılması gerekir. Onun dışında buna bağlı tabii şikayetleri devam edecek. Hastanın kanaması olacak. Buna bağlı kansızlık problemleri, halsizlik, yorgunluk gibi problemler olacak. Defekasyon, yani dışkılama sırasında tam böyle tuvaletini yapamama hissi olacak. Her defekasyondan sonra orada hemoroid pakeleri dışarı çıkacak ve rahatsızlık verecek. Bunlar da tabii ciddi sosyal problemlere neden oluyor. Onun dışında ağrı gene önemli bir şikayet nedenidir. Öncelikle şikayetiniz olduğu zaman mutlaka doktora başvurmanız gerekiyor. Genel cerrahi hekimine başvurmanız gerekiyor. İlk başlarda medikal tedaviyle, ilaç tedavisiyle bunlar tedavi edilebilir durumda oluyor. Ama ileriki aşamalarda cerrahi ya da lazer gerekebiliyor. Bol su içmemiz gerekiyor. Posalı, bol sebze ağırlıklı beslenmemiz gerekiyor. Hareketli bir yaşantımızın olması gerekiyor. Masa başı çalışıyorsak aralarda kalkıp ufak yürüyüşler yapabiliriz. Suyu mutlaka kişiden kişiye değişmekle birlikte günlük 2,5-3 litrenin altına düşmemek gerekiyor. Özellikle kış aylarında insanlar az su içtiği için.